Ben ne yaptım anlamadım ki. Seni bir yere götüren de kabahat. Tamam. Bir daha bir yere gitmeyiz, olur biter. Sokak ortasında mı konuşacaksın benimle? Yürü. Bana neden kızdığını söyler misin? Kardeşim, bir yere götürmüşüz, tutturdun hadi kalk kalk diye. Kalkacaktık, niye gidiyoruz? İçeride benden başka kadın yoktu Memati. Hı. Başka kadın olmasa eğlenemiyor musun? Arkadaşlarına gidip eğlenseydin sen. Hı. O yüzden mi döktün içkiyi üstüne? Evet, o yüzden döktüm. Nasılsa benimle gelmezsin, ben çıkar evime gelirim, sen de arkadaşlarına eğlenirsin diye. Haklısın. Yanlış yapmışım. Buna ne olmuş ya? Memati, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Ne oldu gözüne? Abdülhamid mi çıkardı? Göze göz, dişe diş. Benim bir gözüme karşılık senin iki gözün. Ne yapacaksan yap Hakan. Konuşma yeter. Ne yapacağımı sana mı soracağım he? Kime soracaksan ona sor it. Ama konuşma. Oh Hakan'ım.
Sana söylemedim mi ben misafirlerime iyi davranılmasını isterim diye? Kaldırın yerden. Beni tanıyor musun? Sen beni tanıyorsun ki buradayım. Uzatma işte. Yok, 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 yok. Sen beni tanımıyorsun. Birazdan tanırsın. Mümati gelmedi mi daha? Gelmedi abi. Kazım, nerede abin? Bilmiyorum abi. Aramadı henüz. Sen aradın mı? Aradım abi. Telefon kapalı. Kızı aradın mı? Yok abi. Ara. Ona da ulaşamazsan evine git. Başüstün abi. Alo. Ben İskender Büyük. Hayırlı olsun Polat Alemdar. Yaktığın ateşi bütün İstanbul gördü. Dost da gördü, düşman da. Ne istiyorsun? Herkes görmüş de o ateşi. En yakın dostun görememiş. Sabahtan beri anlatıyorum Memati'ye. O ateşin yanması demek, senin kırmızı kitabı okuman demek. Dedim ki, Memati, Polat Alemdar nerede, ne zaman o kitabı okuyacağını bana söyler, seni bırakırım. Yoksa öldürürüm. Memati ne dedi? Ne diyorsun Memati? Polat Alemdar ne diyorsa onu derim. Başka da bir şey demem. Duydun mu Polat Alemdar? Duymadım. Hoparlörü aç. Açtım. Memati seni duyuyor. Memati. Efendim usta. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et. Helal olsun usta. İskender. Seni o ateşin içine atıp yakacağım. Şimdi ne istiyorsan onu yap. Abi.
itirazımın? Bünyesi kaldırdı mı eroini? İtiraz etmedi efendim. İnsan da kötü şeylere ne çabuk alışıyor canım. Memati! Memati! Beni duyuyor musun? Dur Hakan'ım, dur. Madem Polat Alemdar Memati'den bu kadar çabuk vazgeçti, bari biz hemen vazgeçmeyelim. Memati'ler kolay yetişmiyor, değil mi? Biz hata ettik, siz etmeyin. Bunu yaşattık, halimiz ortada. Silaha kafama dayamışken çekin tetiği. Efendim, öldürelim. Ben öldürmeyelim demiyorum ki Hakan'ım. Öyle bir işte kullanalım ki adı ölümsüz olsun Memati'nin. Aman ağzımım, ne olur ne olmaz. Dik başlıdır bu Memati. Dediklerimizi yapmaz. Sen bunu eroinle tımar et. Emredersiniz efendim. Memati, uyuşturucuya alerjin var mı? Şerefsizlik etme lan! Öldüreceksen adam gibi öldür! Ne terbiyesizlik Nazım'ım? Büyüğünün yanında emirsiz hareket edenin köpekten ne farkı vardır? Bunun leşini atın bir çöplüğe. Temizle burayı. Tut.
ister misin Davut Tataroğlu Amerikalı ajanlarla beraber ölsün? Ben de senin gibi düşündüm. Memati sizin. Ben size Davut Tataroğlu'nun ne zaman, nerede siyacılarla buluşacağını söyleyeceğim. Siz roketi patlatacaksınız ama Memati bu eylemi yapmış olacak. Tamam mı? Tamam efendim. Efendim, Polat Alemdar mekanımızı basmış. Artık Memati'nin yaşadığını biliyor. Yazık. Üzülmüştür sağ kolunun eroinman olduğuna. Peki, Nazım'ın Hakan nerede? Adam uyandı. Vur ilacını uyusun. Ben onu vurmam. Niye? Ben bunun vebaline girmem. Öldür de öldüreyim. Onu da diyeceğimiz zaman gelecek. Az kaldı. Ne olur öldür. Az kaldı. O da olacak Memati. Thank you.
Ne yapıyorsunuz siz? Çekilin oradan. Kendi kendine konuşuyor. Pardon. Pardon efendim, kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Pardon efendim. Efendim tekrar kusura bakmayın. Zafer işareti yap. Baksak mı Eren? Memati abi bir şey istiyorsa. Girmeyin içeri dediler Nevzat. Bırakın ulan! Bırakın! Abiye ne olacak? Nasıl kurtulacak? Bırakın! Bırakın ulan! Bırakın! 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 Nasılsın Memati? İyiyim usta. İyiyim. Az önce kötüydüm. Her tarafım ağrıyor. Kasılmalardan dolayı biraz ağrınız olacak Memati Bey. Siz kimsiniz? Memati, doktor hanım seninle ilgilenecek. İlgilensin de usta. Böyle bağlanmaya gerek yok. Geçti. Bir şeyim yok. İyiyim şimdi. Ara ara böyle krizler olacakmış Memati.
Birazcık sık dişini. Her şey düzelecek. Usta, bir yalnız görüşebilir miyiz? Çok kısa lütfen. Hı hı. Usta, kötü mü durumum? Kötü Memati. Ne yapacakmışız peki? Biraz zorlanacaksın ama üstesinden geleceğiz. Usta, bana yapılır mı bu? Yapılmaz Memati. Yapılmaz. Sana değil, hiç kimseye yapılmaz. Hele sen bir toparlan, bunun da hesabını sorarız. Usta, bana söz ver. Eğer olur ya, ben bu pislikten kurtulamazsam, beni ele günü rezil etme. Sık kafama kurtulayım. Kurtulacaksın Memati. Kurtulacaksın. Usta, söz ver. Kimse yok mu orada? Bir doktor yok mu orada? Doktor istiyor Memati abi. Doktor hanım yarın sabah gelecek. Ya şimdi lazım doktor. Çağır gelsin. Maalesef beyefendi. Eren, ben duramıyorum burada Eren. İçim kötü oluyor. Tamam. Bu yaşadıklarınız normal Memati Bey. Bu yaşadıklarımın neresi normal? Sen benim ne yaşadığımı ne biliyorsun? Eroin kullandın mı? Kullanmadım. Ama çok hastam oldu. İçinden kurtulan oldu mu? Tabii ki. Kurtulan da var. Tedavisi süren de var. Kaybettiklerimiz de var. Memati Bey, bu yaşadıklarınız en kötü zamanlarınız. Bunlar geçecek. Bir şey yiyecek halim yok. Az da olsa yemeniz gerekiyor. Çözün. Yemek yerken çıkaralım. Ama sonra kendinize zarar vermemeniz için bir süre daha kalacak, tamam? Ha.
Ben yardım edeyim. Eliniz uyuşmuştur. Tamam. Götürebilirsin. Tamam. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim Memati. Belki bir şeye ihtiyacın vardır diye. Var. İhtiyacım var. Getirdin mi? Yanında mı? Her dediğimi yapacak mısın burada? Kötüyüm. Bırak konuşmayı. Vur. Vur. Vur lan. Vur. 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 Birader, ben iki dakika yanına gireyim Memati abinin. Beni görünce sakinleştir. Müsait değil beyefendi. Yedirtme lan beyefendini. Ver lan anahtarı. Tamam. Ver. Çözün lan şunu. Çözün diyorum. Sakin ol. Erhan, çöz bunları. Gebertirim lan seni. Abi çözelim mi? Saçmalama Kazım. Bana mal bul. Abi ne malı? Ölüyorum lan ben burada. Bir kere lan. Bir kere. Son bir kere vuracağım. Bir daha vurmayacağım Eren. Son söz. Ulan abinizim ben sizin. Emrediyorum lan. Emrediyorum. Evet. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. O ilaçtan verseydiniz Leşra Hanım. Dün gece verdik, biraz sakinleşti ama daha 6 saat olmadı. Bu krizleri biraz da ilaçsız atlatması lazım. Defol! Açın kapıyı, çık, konuşacağım. Çık! Murat Bey. Kapıyı açın dedim.
Usta ile şükür. Delireceğim. Ne olur ellerimi çöz. Kanıma dokunuyor kurbanlık gibi. Çözün. Polat Bey yapmayın. Bu kadın kim usta? Sürekli bizi emredip duruyor. Delireceğim. 2 dakika seninle konuşmam lazım. Bizi yalnız bırakın. Polat Bey lütfen. Çıkın lütfen. Git! Usta. Usta. Beni buradan çıkar götür. Mati sık dişini, az kaldı. Usta biliyorum az kaldın ama dayanamıyorum. Bunlar anlamıyor. Bir kere, son bir kere daha bu haltı bana verin. Ondan sonra söz bırakacağım usta. Ama şu anda hazır değilim. Her yanım ağrıyor. Kafam patlayacak gibi. Olmaz gülüm. Bana inanmıyor musun usta? Bir kere dedim. Bir kere. Ben sana hiç yalan söylemedim. Bir kere. Son bir kere kullanacağım bir usta. Son. Memati bunun bir keresi son keresi yok. Bu iş bitti. Ne demek yok ya? Ne demek yok? Ha? Usta senden de istiyorum. Ha? Bir gram bir şey. Bir gram. Ha? Yok Memati. Yok mu anlamam. Vereceksin. Sen bırakmadın mı beni o heriflerin eline? Bak. Senin yüzünden vurdular bunu. Memati. Başların Memati'sine de sana da. İhtiyacın var diyorum kardeşim. Sakin ol Memati. Ne sakin olacağım lan? Ha? Ne sakin olacağım? Memati. Usta. Ben çok kötüyüm. Beni anlamıyorsun. Usta. Beni öldür. Yalvarırım. Ben yaşamak istemiyorum. Allah aşkına. Beni öldür. Ben yaşamak istemiyorum usta. Öldür. Öldür. Abi nasılsın? Nasıl görünüyorum Erhan? Bomba diyeceğim ama bu ara yanlış anlaşılacak. Ama neredeyse mükemmel görünüyorsun. O üst baş ne? Çıkıyor muyuz? O gün de gelecek inşallah abi. Ama Polat abinin sana büyük bir sürprizi var. Söyleyemem. Bence üstünü değiştirelim. Yakışıklı ol. Erhan saçma sapan konuşma. Abicim şunları giyer misin o zaman? Erhan. Kim geliyor? Abi ben söylememiş olayım. Sen bana bak oradan çıkar. Hani yanaklarımda gülünce çıkıyor ya. Gamze mi geliyor? Hı hı. Bu taraftan geliyor.
Şimdi ne yapacağım Kazım? Nasıl davranacağım? Her zamanki gibi yenge. Çok heyecanlandım. Burası. Abi biz kapının önündeyiz. Hoş geldin. Memati. Çok merak ettim seni. Çok korktum. Korkacak bir şey yok gülüm. Öldüğünü söylediler. Bittim, tükendim. Hep benim yüzümden diye ağladım durdum. Kavga etmeseydik bütün bunlar olmayacaktı. Geçmiş geçti. Gamze'ye sana bir şey söylemiştim ya. Ne söylemiştin canım? Benim kadınım beni terk edemez diye. Evet. İstersen gidebilirsin. Niye? Artık kadının değil miyim? Usta, kusuruma bakma. Geçen gün sana yanlış yaptım. Ne yanlışı Memati? Ne bileyim usta. Kötüydüm. Boş ver Memati. Düşünme sen bunları. Ziyaretçin varmış bugün öyle mi? Usta, o konuda da biraz sıkıntım var. Niye? Ne oldu ki? Ne bileyim. Kadın mevzusu bizi bozdu mu ne? Bizi bozmaz Memati. Ama seni bozar mı onu da sen bileceksin. Her şeye ne bileyim deyip kaçamazsın. Usta, ikisini aynı anda bırakamam. Hem eroin hem Gamze. Ama önce şu eroinden bir tam kurtulalım diyorum. Memati, ziyaret sana iyi gelmiş. Usta, iyiyim aslında ben. Çıksam mı diyorum buradan? Memati, otur oturduğun yerde. Dışarısı çok karışık. Sen kimsin? Benim Memati Bey, benim. Hüsnü Yalın Kılıç. Operasyon arkadaşınız. Ne var Hüsnü? Hem geçmiş olsun dileklerimi sunmak, hem de daha önceki engin tecrübelerime dayanarak hastalığınız hakkında bir şey sormak isterseniz diye emrinizde olduğumu söylemek için buradayım. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Memati Bey, aslında buraya gelmemin bir sebebi daha var. Nedir Hüsnü? Malumunuz, sizi bu illete alıştıran kahpe iki kat yukarıda yan gelip yatmakta.
Eğer müsaade ederseniz ben kendisini öldürmek istiyorum. Sen kimden bahsediyorsun Hüsnü? Kim olacak Memati Bey? Hakan. 3 öğün bedava yemek, ekstra tedavi, bedava ilaçlar. Asmıyoruz, besliyoruz. Kapının önünde var mı birisi Hüsnü? Bu kapının yok. Onun kapısının önünde var. Düşünün aradaki farkı. Sen onun kapısının önündeki arkadaşı uzaklaştır. Gerisini bana bırak Hüsnü. Tamam. Yolladın mı adamı Hüsnü? Yollayamadım efendim. Adam yoktu burada. Nerede lan Hakan? Kelepçeler burada olmasa başka odaya aldılar diyeceğim ama... Hüsnü, bana bir araba, bir de kıyafet ayarla. Sıcak takip mi yapacağız Memati Bey? Hüsnü... Tamam. Sakin ol. Memati Bey nerede? Ne demek nerede? Ya bu kapı kilitliydi, kim açtı kapıyı? Güvenliğe haber verir misiniz? Hastanede mi değil mi öğrenelim. Buyurun Neşe Hanım. Ne demek Memati yok Neşe Hanım? Tamam geliyorum. O kadar adam koydun hepsi uyusun diye mi Abdüley? Senin ne işin var burada Memati? Burası bizim ofis değil mi usta? Allah Allah. Vallahi güceniyorum. Başım döndü. Memati, hastaneye dönmen lazım. Yok abi, ben orada kötü oluyorum. Yaptıkları bir şey de yok.
Elimi bağlıyorlar, öyle duruyorum. Orada bağla, burada durayım usta. Memat, burada senin nabzını kim ölçecek? İlaçlarını kim verecek? Bu ne işe yarar? Hepsinden de iyi bakar. Bakarım da sen bana dayanamazsın Memat abi. Hadi oradan artist. Bir hakkına sahip çıkamamışsınız. Ne hakkını? Abi, Deli Hüsnü dedi ki Hakan yukarıda yatıyor. Dur dedim, şunu cehennemin dibine yollayayım. Gittim baktım, odada yok. Mehmet abi, emin misin? Abdüley, ben olmayanı görüyorum, tamam. Ama olanı kafamda kaybetmiyorum. O hastanedekilere söyle buraya gelsinler. Dönünce konuşacağım. Nereye usta? Operasyona ise beni de götür. İki sıktın mı hiçbir şeyim kalmaz. Yürü Kazım, gidiyoruz. Abi nereye? Hiç kimsenin hesap sormadığı bir yere Erhan. Yürü. Nereye Memati? Usta biraz yorgunum. Gideyim eve yatayım. Eve? Bir başına? Kazım var usta. Ben hastaneye dönmesi gerektiğini söylüyorum ama beni dinlemiyor. Usta, sen de öyle bir şey söyleme ki seni de dinlememezlik etmeyeyim. Beni dinlemeyeceğin bir şeyi ben sana söylemem Memati. Polat Bey, bir saniye konuşabilir miyiz? Sultan, sen çık. Peki. Kazım arabayı çıkar. Yengene de haber ver geliyoruz diye. Sen uyu, ben işe gidiyorum. Ne işi bu saatte Memati? Uyku tutmadı. Bir deniz havası alayım, açılırım. Peki canım. Beni arar mısın gün içinde? Uzatma Gamze, uzatma. Sen niye kapıda bekliyorsun Kazım? Abi. Tamam, uzatma. Gidiyoruz. Uykusuzsan sen git yat. Arabayı ben kullanırım. Yok, iyiyim abi. Nereye gidiyoruz abi? Limana bir gidelim. Hem İlyas Reis'i görürüz. Belki Bulut'a da rastlarız. Ulan Memati, ben sizin abi ortaklığınızdan hiçbir şey anlamıyorum, biliyor musun? Ne sen yeliysin, ne o Bulut yeliği. Bizim Ali Osman'ı yolladığımızda işin cebası. Ha bu koskoca liman kaldı başıma. Reis,
En iyi ortak gelmeyen ortaktır. Orası öyledi. Öyledi da. Ha bu muruyu ne edecek? He? Yine mi geliyor? Kardeşim, laftan durdan anlayan bir adam değildi ki. Vay gülüm. Şükür kavuşturana. Ne korkuyorsun gülüm? Biz seninle anlaşmadık mı biz birbirimizi vuracağız diye? Bu tasa niye? Sorma. Önce duydum sen ölmüşsün. Duyar duymaz iki kurşun da ben yedim mi? Kimden? Muro'dan. Ula ha bu Muro bile hayırlı bir iş yaparsa bu Allah çok büyük, çok. O Allah elbet bir gün Muro'yu elime düşürür reis. Sen hala onu öldürmedin mi? Yok be gülüm. Anası muska mı yazdırmış ne? Kurşun işlemiyordu zaten. Bir de muska işe yaramış ortadan kaybolmuş. Ula ben diyorum da bu Muro mübarek bir adamdı. Ha ortak. Sana geçmiş olsuna bir hediye getirdim. Zahmet ettin ortak. Olsun. Lazım olur. Biliyorsun bizim Fuat Bey malın safından anlar. Ne zaman başın sıkışsa bir alo de getireyim. Saçma sapan konuşma ortak. Canımı sıkma. Memati nedir bunlar? Romatizma hapı reis. Var mı ağrın sızın? Ciddi mi diyorsun? Şu işin şakasını yapmayın. Reis sen de dök şunları tuvalete. Bu niçin bu kadar kızdı şimdi? Sinirleri bozuk demek ki reis. Kazım, sor bakayım ustanın yanında biri var mı? Yok abi, kimse yok. Senin adın Kazım mı? Özür dilerim abi. Kimdi bu kız? Cevat'ın karısı. Cevat kim? Abi öldü ya. Niye söylemiyorsun Kazım? Kızcağıza bir de fırça atıyoruz. Gelme Mati. Ne var ne yok Memati? İyidir abi iyidir. Zımba gibiyim. Aman Memati. Bir yeri derme de zımba mumba. Gidip sorayım mı şu lavuğa kimmiş otele niye gelmiş diye. Otur oturduğun yerde Nevzat.
Alo. Tamam Erhan. Bekleyin, geliyorum. Nereye usta? Bir işim var. Gidip geleceğim. Sen bir yere kaybolma. Tamam usta. Hadi Firmüz, gidiyoruz. Kazım, gidiyoruz. Nereye abi? Sana ne Kazım, sana ne? Ne işi var Memati'nin burada? Abi ben onları da bizle geliyor zannettim. Gel buraya. Siz kime eroin veriyorsunuz lan? Kız! Memati! Asma suratını. Vallahi bilerek öldürmedim. Tamam da Memati. Bir plan yapıyorum. Adamı alıp diğerlerinin yerini öğrenmek için. Hatta İskender'in yerini öğrenmek için. Sen gelip adamı açılmamış camdan çıkarıp arabanın altına atıyorsun. Usta, adam can havliyle attı kendini. Yoksa ben onun öyle orada 2 dakikada ölmesine izin verir miydim? İşte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Ben 2 satır bir şey sorayım. Bir şey öğreneyim. Kim kimi öldürecekse öldürsün. Sen kimi öldürdün Abdüley? Kaçtı elimizden abi. Ne öldürmesi? Ne var üstüne? Ne diyorsun sen üstüne? Emin misin? Ne oldu usta?
Ben şimdi ne yaptım da bunlar beni operasyona götürmüyor? Abi, bir şey içer misiniz? Seni niye götürmediler Sultan Hanım? Biz Kazım'la bakardık buraya. Estağfurullah abi. Yürü Kazım, gidelim. Nereye abi? Korkma korkma. Bir daha davet edilmediğim yere gitmem. O kadar da gurursuz değilim. Hadi. Ulan onlar da o İskender'i yakalasın, kellemi ortaya koyarım. Memati, iyi misin? Canım, iyi misin? Memati! Bir saattir içeride Kazım. Sesleniyorum, ses vermiyor. Cebinde de bunu buldum. Abla, bunu bana verme. Kime vereyim? Polat abi. Abi. Memati, canım. Ne haber gülüm? Ulan ne zaman sonra acıktık be. Çay koymayacak mısın?
O suratın hali ne? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Gece uyuyamadım. Bir şey olmaz. Gündüz uyursun. İşin ne? Asma suratını. Ne yapacaksın bugün? Kime? Şaka lan şaka. Gül diye. Doktora gidecek misin? Ha, anladım senin derdini. Gülüm, hasta ile doktor arasında bir şey olmaz. Rahat ol. Yok ya, ne alakası var? Bir kadın kahvaltı sofrasında suratını asıyorsa ya erkeğinin gece gücü kuvveti yerinde değildir ki zinhar böyle bir durum yok, ya da sabah kadın cüzdanını karıştırır, para bulamaz, o da yok. O zaman üçüncü seçenek, ruj izi, saç teli. Memati, saçmalıyorsun. Ne doktoru be? Hem modeli doktoru. Hiç işim olmaz. Ben asık suratlı kadınla bırak kahvaltı yapmayı, bal yemem. Neyse. Kumanın yanına gideyim de yüzümü güldürsün. Kimmiş kumam? Bulut. Bizim ortak. Bir seni, bir de onu görmeden yapamıyorum. Kazım. Efendim. Senin saçların mı dökülüyor? Ne iş? Bunu cebinde buldum. Kullandığını gördün mü? Yok, görmedim. Ama dün gece çok kötü oldu. Banyoda çok uzun kaldı. Kazım camı kırdı. İçeri girdiğimizde suyun içinde öylece duruyordu. Kolları kıpkırmızıydı. Tamam. Sen üstüne gitme. Ben ilgilenirim. Hayırdır usta? Beni çağırmışsın. Otursana iki dakika Memati. Bir işim yok nasılsa usta. Operasyonlardan da dışlandık. İki günde otururum, iki ayda. Sultanım, çay içmezler şimdi. Peki abi, siz içer misiniz? Yok, sağ ol. Ne diyorsun sen usta? Sen bir şey diyeceksin Memati. Ceketinin cebinden bu düştü. Bunu kullandın mı, kullanmadın mı? Kim bulmuş bunu usta? Memati, cevap verecek misin? Usta, sen benim bunu kullandığımı nasıl düşünürsün? Memati, düşünmüyorum. Soruyorum. Ayrıca da oturduğum yerden bunu düşünmüyorum. Elimde bir mal var. Cebinden düşmüş. Bunu kullanıyor musun, kullanmıyor musun? O bulut şerefsiz cebime koydu.
Lazım olursa kaçırsın diye de espri yaptı ki ya. Bu kadar. Sağ ol Memati. Bu kadar değil usta. Sen artık bana güvenmiyorsun. Ne alakası var Memati? Hassas zamanındasın. Bırak soru sormayı. Sen benim yerimde olsan peşimden ayrılmazsın. Sen de peşimden ayrılma o zaman usta. Madem güvenmiyorsun. Nasılsın Memati? Sana ne? Hazır mısınız Alper? Hazırız. Pürmüz. Of. Madem telefona ulaşamıyorum, ben de Polat Bey'e görüştükten sonra bilgi veririm. Buradan bir yere ayrılma. Hı. Ben seni bu yazdığım adresi sormak için arayacağım. Tamam. Kazım. Efendim abi? Benim ceplerime kim karıştırıyor? Kim abi? Yok bir şey Kazım. Sultan. Buralarda bir şey bulup içeriye götürdüğün oldu mu? Böyle tebeşir tozu gibi. Yok abi. Şerifsiz burada. Memati indir silahını. Usta. Memati kafasını sıkmaya götürüyorum. Sen burada kal. Törene gerek yok usta. Ben burada sıkarım. Hayır Memati. Gerçekten güvenmiyorsun. Haksız da değilmişim ha Memati. Bir daha benim arkamdan İlk iş çevrenin kafasına sıkacağım. Eroin beni öldürmedi. Siz mi öldüreceksiniz lan? Thank you.
Sağ ol. Polat Bey burada mı Türkan Sultan Hanım? Yok abi. Kendisi nerede? Bir malumatınız var mı? Yok abi. Memati Bey, komuta sizde. Acil bir durum var. Tuncay'a bir şey mi oldu? Bu hayatta sadece Tuncay Bey diye bir şey yok. Biz de varız. Biz örgütçülerle, eroin tüccarlarıyla görüşmeler yapalım. Siz hemen Tuncay Bey'i sorun. Ne diyorsunuz ne? Bu elimdeki kağıtta örgütün sevkiyat yaptığı adres, sevkiyat yaptığı aracın plakası ve eroin yapımında kullanılan asit illetinin gideceği adres yazılı. Bu seninle nereden geçti? İstihbarat kaynaklarım mahkemeden başka hiçbir yerde açıklayamam. Yorma beni üstünü. Yorma! Adam gibi söyle, yoksa her tarafına kablo bağlarım senin. Bir şartla söylerim. Operasyona ben de katılacağım. O şart değil. Allah'ın emri. Baksana kadroya. Teşekkür ederim efendim. Teveccüh buyurdunuz. Muro, metropol delisi. Abi plaka tutuyor. Tamam Kazım. Ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Sizi bekliyoruz. Kazım sen arabayla takip et. Bunu üstünü kullansın. E bu ölü adamlar ne olacak? Bir gün hepimiz toprak olacağız nasılsa Hüsnü. Atın yolun kenarına. Evet Hakan Yörük. Seni dinliyoruz. Öncelikle bu komisyonda söyleyeceğim şeylerin karşılığında bana vaat edilenlerin hepinizin huzurunda tekrarlanmasını ve kayıt altına geçmesini istiyorum. Bizim bir vaatten haberimiz yok. Can güvenliğini kastediyor. Bir tek o değil. Başka bir kimlik, başka bir yüz ve yurt dışında yaşama imkanı. Bizim öyle bir yetkimiz yok. Ben devlet büyüklerinden gerekli müsaadeyi aldım. Ama bu resmi bir şey değil. Açıkça bize inanmaktan başka şansın yok. Bana bu kadarı yeterli. Hepiniz duydunuz, tanık oldunuz. Ve kameralar kaydetti. Biraz sıcak mı oldu burası? Buyurun, devam edelim.
İskender Büyük'le ilişkiniz nedir? Ben istihbarat teşkilatından dışlanınca İskender Büyük'ün emrine girdim. İskender Büyük adına cinayetler işledim, provokatif eylemlerde bulundum. Bize bunları tek tek anlatır mısınız? Evet, devam edelim. Alın şunu içeri. İskender sizi de beni de öldürecek. Bir baksaydık dışarıya. Yok, biz işimize devam edelim. Evet Hakan, İskender Büyük'le ilgili söyleyeceklerini... Bizi mi öldüreceksin manyak? Öldürme. Seni öldürmeyeyim. Kimi öldüreyim? Benim gibi adam zor yetişir. Sana yaparım bundan sonra. Öldürme beni. Büyük mikrop sensin ha. Gel buraya. Olsun adamı yakacak. Ben sana mekana gir dedim. Kamyonla binadan içeri gir demedim. Stres altında yanlış anlaşılmalar her zaman olur Memati Bey. Ne stresi Hüsnü? Nereye gittiğimiz belli. Niye gittiğimiz belli. Daha ne stresi? Bence sizde de stres has safhada. Eğer öyle olmasaydı asit içinde insanı öldürmezdiniz. Kazım Bey de bana katılıyor. Değil mi Kazım Bey? Öyle mi Kazım? Estağfurullah abi. Ben öyle bir şey demedim. Dememiş olabilirsiniz Kazım Bey. Ama hissettiriyorsunuz. Yeter Hüsnü yeter, sus. Yoksa arabadan atarım. Tamam sustum efendim. Dali. Maletos'un en nefret ettiğim şeyi yapıyor.
Telefonuma cevap vermiyor terbiyesiz. Atsana şu telefonu kardeşim. Telefonun çalıyor Hüsnü. Konuşma dediniz ya. Benimle konuşma dedim. Telefonla mı dedim? Gizli numaraya cevap vermeyi sevmiyorum. Öf, o zaman sessize al. Deli. Gerek kalmadı efendim. Vazgeçti. Öf. Memati Bey, telefonunuza bakmayacak mısınız? Sana ne Hüsnü? Sana ne? Gizliyse cevap vermemekte sonuna kadar haklısınız. Bir kalp daha kırdınız Noa'ya basarak. Kazım, arabayı durdur. Aman Kazım Bey, bin kere özür dilerim. Lütfen yola devam edelim. Hızlı Kazım, hızlı. Erhan'la Nevzat'ı yolla, takip etsinler milletvekillerini. Ercan'la başkanım. Tamam abi. Ne var üstünü zır zır arayıp duruyorsun? Efendim bir konu vardı. Sağ olsun Memati Bey'le hallettik. Neyi hallettiniz? Muro buna bilgisizdirmiş. Gittik Eron yerini bastık, darmadağın ettik. Kazım. Yani usta, cebime koyulmuş kıytırık işim olmaz. Bulmak, kullanmak istesem kiloyla bulurum. Niye canın sıkkın? Canım sıkkın değil. Keyfim yok. İşte onu soruyorum. Biri cebimi mi karıştırmış? Ofiste cebimden mi düşmüş mevzuyu tam anlamadım. Elbet çözerim. Cebindeki tozu mu söylüyorsun? Ben buldum. Polat Bey'e götürdüm sonra. Memati'nin cebinden bu çıktı diye. Sen benim cebimi mi karıştırıyorsun? Ceplerini boşaltıyordum. Kuru temizlemeye vermek için. Nereye Memati? Kurşunları da sen mi boşaltıyorsun? Ben senin iyiliğin için onu da yaparım. Artık yapamazsın. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Memati? Seni alakadar etmez. Memati, yaptığıma kızdıysan bana bağır, çağır, ne diyorsan de. Ama böyle çekip gitme. Ben kadınıma bağırırım, sana değil. Çekil. Gözüm, gelip bu evde pılım pırtım neyim varsa at gitsin. Hiçbir şeyim kalmasın. Peki abi. Thank you.
Kazım. Efendim abi? Ses ver. Neredesin gülüm? Karın mısın gülüm? Sana ne? İyice kılıbık oldun. Sadece kadınlara hesap veriyorsun ha? Gülüm. Ben işe çıkıyorum da gelir misin benimle diye bir arayayım dedim. Ne iş? Ben bu Muro'nun yerini buldum, kafasına sıkmaya gidiyorum. Geliyor musun? Niye? Bir başına bir adamı vuramıyor musun? Kurşunun mu yok, tabancan mı yok? Sen bilirsin gülüm. Teklif var, ısrar yok. Tamam, tamam. Geleyim. Belki gelirken keyfim de peşime takılır. Neredesin? Gelip alayım seni. Keyfin yok ortak. Senin yüzünden ortak. Hayırdır? Senin yüzünden Manita'dan ayrıldık. Benimle ne alakası var? Sana diyorum. Boş ver. Sonra konuşuruz bir ara. İyi. Ne iş bu Muro işi? Örgütten atmışlar. Sahipsiz kaldın mı? Düşeceğim birinin kucağına. Satan çok olur. Bizim deli Hüsnü'yü arayıp duruyordu.
Allah Allah. Nasıl oldu da aramadı bu sefer? Gözüm neredesin? Bak, karnımdaki kurşunları iade etmeye geldim. Sen komprador uşağı sanki. O kapitalist işkembene devrimci kurşunlar yetmedi değil mi? Olmadı, yakalım burayı gitsin. Doğru söylüyorsun ortak. Yazım, arabadan benzin çekin. Peki abi. Pusuya düşürdüm. Senin adındır terbiyesiz. Oğlum ben niye pusu kurayım? Yerin altındayım. Başkanım o zaman kim bize pusu kuranlara pusu kurayım? Ne bileyim ben? Etraflarını sarın! Etraflarını sarın! Hani bu muru ördükten atılmıştı? Ortak! Hiçbir şey anlamadım. Şu işten bir sıyrılalım, bol bol konuşuruz. Başkanım, taktik mi stratejim mi kurtaracak? Kim kurtaracak bizi bu işten? Konuşma lan. Kozbuz'a sığının diyorum, başka bir şey demiyorum. Yıldırım, ihlası biliyorsan sesli ol. Üç kere oku ama içinden oku Yıldırım. Yani yerimiz belli olmaz. Senin beni getirdiğin yere ortak. Öyle deme ortak. Çatışmanın ortasına getirdik seni. Buraya gelene kadar ölmüş balık gibi bakıyordun. Bak gözüne ışık geldi. Hani bu Muro'yu kovmuşlar da örgütten. Bu kadar adam nereden çıktı? Ben diyorum var onda bir şeytan tüyü. Biz bile peşinden buraya kadar gelmişsek... Peşinden de örgütçü birilerini sürükledi demek. Komprodar uşağı Bulut Yalçın. Bir sen varamadın Muro'nun farkına. Bir de Gülhane'deki ceviz ağacı. Başkanım, şimdi bizi burada kim vuracak? Baş mematiyle Bulut Yalçın mı yoksa dışarıdaki örgütçüler mi? Vay. İçeridesin diye dışarıdakiler örgütçü oldu değil mi Çetin Bey? Lanet olsun sana. Başkanım, bizi öldürmeye gelene hoş gelsin mi diyelim? Konuşma lan. Başkanım, ben diyorum ki çıkalım çatışalım. Nereye kadar çatışma Yıldırım, nereye kadar? Bir oturalım, bir konuşalım, bir diyalog kuralım, bir empati deneyelim, yok. Nereye çatışıyorsun Yıldırım? Kafanı uzattığın an kafana sıkarlar. Onlar sıkmasa dışarıdakiler sıkar. Anladım başkanım, anladım başkanım.
Abi niye durduk? Bırakalım birbirlerini kırsınlar, öyle girelim. Neredesin? Takipteyim abi. Bırak takibi. Pusuya düştük. Ne pususu abi? Abdüley, soracak mısın? Gelecek misin? Abi neredesiniz? Ne pususu? Muro'yu elimize düşürelim derken o bizi eline düşürdü. Balat abi yanında mı abi? Ne abisi Abdüley? Bulut'la beraberim. Ne olmuş? Ne oluyor? Nereye gidiyor benim? Takip et. Dur. Siz depoya dönün. Adam tuzağı fark etti. Kaçıyor. Lanet olsun. Yürü. Maho! Reşo! Evin arkasına! Koruma ateşi! Etrafımızı sarıyorlar. Ne işi var Memati'nin burada Abdüley? Abi orada olan ben değilim, sensin. Ben nereden bileyim? Ben orada mıyım Abdüley? Ben bekliyorum ki birbirlerini vursunlar. İşte abi, vurulmasını beklediğin Memati abiyle Bulut. Bulut ne arıyor burada? Ya bu Muro nerede? Abi? Sus Erhan, sus. Gördüğünüzün kafasına sıkın. İçeriye ateş etmeyin. Muro bizim safa mı geçmiş Erhan? Ne olmuş? Sus Nevzat, sus. Yürü. Ortak. Ölmeden önce hatırlat. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksen söyle. Öldürtme kendini. Hiç kusura bakma. Azrail'i görmeden söylemem. Yoksa sen bana sıkarsın. Ne söyleyecek acaba başkan, çok merak ettim. Çık sor Çetin. Hem içerisi biraz hava alır. Otur lan. Başkanım. Bu yukarıdakiler düşmanımızın düşmanı olduklarına göre bizim dostumuz değiller mi? Yıldırım? Kendimce bir çözümleme yaptım başkanım. Onları da bu sınağa alsak mı acaba? Hepimize yetecek kadar barbunya var nasıl olsa. Devrimcinin asla devrimciden başka dostu olmaz Yıldırım. Kardeşlik türküsü söylenecek zaman değil şimdi. Peki başkanım. Memati, örgütçülere de dışarıda biri sıkıyor. Ulan bu Abdüley köşede mi bekliyordu yoksa beni takip ediyordu da takipteyiz dediği ben miyim? Kazım. Belki Muro sıkıyordur dışarıdan abi. Bir bilmecem var çocuklar. Dur Çeto, hemen atlama öyle nedir 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 diye. Düşmanımın düşmanının düşmanı benim neyimdir? Neyindir başkanım? Yemin ediyorum bunu büyük liderlerim bile çözemezdi.
Dışarıdan sıkanlara. Daha dışarıdan sıkanlar kim? Başkanım ben meraktan ölüyorum. Bir çıkıp baksak ya. Bu sefer de sana konserve kutusu mu batıyor çetin? Ben senin derdini anlamıyorum ki. Devrimcinin demir gibi iradesi vardır. Meraktan ölsen de, gebersen de, dışarıdan her kurşun sana gel gel dese de gelmeyeceksin. Buradan dışarı çıkmayacaksın çetin. Tamam boşver. Sakın. Atın silahınızı. Usta. Atın lan. Yatın yere. Yat dedim. Nevzat sen arabayı getir. Tamam abi. Erhan sen de bunların başında dur. Takip ediyordun abi. Evet Memati. İşim gücüm her şeyim bitti seni takip ediyordum. Sizin ne işiniz var burada? Ben çağırdım. Beraber Mura'ya sıkalım diye de. Kaçmış şerefsiz. Sonra da bunlar geldi. Sen nereden duydun Mura'nın burada olduğunu? Yıldız söyledi. Göğe kıyak yaptı. İki ortak bırakın Mura'yı örgütü. Gidin limancılık oynayın. Benim ayağımın altında dolanmayın. Ortak. Kusura bakma. Benim yüzümden fırça yedin. Kurşun yeseydik daha iyiydi. Memati. Ofise geç. Konuşacağız. Konuşalım usta. Erhan'la Nevzat masaja gider. Abdüley Hakan Hakan diye ömrümü yer. Sen de Memati, Hüsnü çağırır ona gidersin. Bulut çağırır ona gidersin. Bir benim dediğim yere gitmezsin. Size ne oluyor arkadaşlar? Bir bana anlatın. Usta, ölüme gittiğinde gitmedik mi? Ölmeye öldürmeye gitmenizden bir sıkıntım yok Memati. Usta, bir tek senin sıkıntın yok. Bizim de sıkıntımız var. Memati git sana sıkıntından kurtul diyorum gitmiyorsun. Ben deli değilim usta. Deli doktoruna Hüsnü'yü yolla, Tunca'yı yolla. Memati sen deli değilsin. Benim gönderdiğim de deli doktoru değil. Eroin sigara değil ki bıraktım diyesin. Usta keyfimden kullanmadım ya. Hani sen dedin ya Memati hakkını helal et. Hani adam beni ele geçirdi ya abi. Hani her gün şırınga vurdu ya abi. Hani senin Abdülhamid'in kafayı taktı dediğin Hakan şerefsizi bunu yaptı ya usta. Abdül, getir, eroin getir. Memati bana da vursun kurtulayım bu işten. Olmadı kökten çözme Memati. İçinde kurşun var. Sık kafama.
Hakan'ı yakaladım, Abdüley'in eline verdim. Artistik yaptı. Sana dedim ki çocuklara tembih et. Hepiniz dikkat edin. Gittin kız arkadaşınla çocuklarla barlara. Oradan çıktın, tanımadığın, bilmediğin, güvenli olmayan bir eve. Ben mi suçluyum? Bir kurşun sen sık, bir tane Abdüley. Abi biraz yüklenmiyor musun bize? Yüklenmiyorum Abdüley. Neyse onu söylüyorum. Ya size dünyayı kurtarın demiyorum. Biriniz tedavi olun, biriniz sözümü dinleyin. Bu kız mevzusunun dönüp dolaşıp yüzüme vurulacağını biliyordum usta. Ayrıldım. Haberin olsun. Tedavi olmak mı? Ben kendimi tedavi ederim usta. Edemez miyim? Merak etme. Sana değil, kafama sıkar giderim usta. Gerçekten çok yükleniyorsun abi. Ne yapıyorum Abdüley? Abi adam yaşamak istemiyor, farkında değil misin? Farkındayım. Yaşaması için mücadele ediyorum. Abi Memati abiyi tanıyorsun. Hastaneye gitmeyi kendine yediremiyor. Bu kadar lafı yemeyi kendine yediriyor da hastaneye gitmeyi niye yediremiyor? Sana bir şey söyleyeyim mi Abdüley? Böyle gidersek bize düşman ne lazım? Biz zaten kendi kendimizi öldürürüz. Yazım. Buyur abi. Söyle bir daha çalsınlar. Az önceki parçayı bir daha çal. Tamam abi. Aynı parçayı tekrar, tamam mı? Aynı parça. Bu benim türküm Kazım. Feleğin suyu. Yeter kardeşim ya. Kırk kere aynı şeyi çalacak. Kazım at bunları buradan. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Thank you.
Bu Yezid'in Allah belasını versin Kazım. Versin abi. Allah razı olsun. Nasılsınız? Hamdolsun. Nereye gideceğiz Kazım? Nereye gidelim abi? Lan madem bilmiyorsun, ne diye meyhaneyi kapattırıyorsun Kazım? Ne güzel içiyorduk. Abi bir çorba mı içsek? Sen çorba iç, ben kızılcık şerbeti Kazım. Niye abi? Niye olacak Kazım? Kan kusuyoruz burada. Abi çorba bastırır. Tamam Kazım, tamam. Biliyorsunuz Halil Bey için bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. İlden geleni seve seve. Eyvah Kazım. Oğlundan kaçalım derken babasına yakalandık. Yürü. Görmeden arazi olalım. Memati. Hayırlı günler. Allah'a emanet. Güle güle. Beni getirecek başka yer bulamadın değil mi Kazım? Nereye evladım? Çorbacı Ömer baba. Gel ben sana çorba ısmarlayayım evladım. Rahatsız etmeyeyim Ömer baba. Benim durumum pek müsait değil. Ne rahatsız evladım? Hadi yürüyün. Baba, ben alkollüyüm. Bana ne evladım? İçki içirmeyeceğim, çorba içeceğiz. Hadi. Kazım, çorbayı az ye, üstüne dayak yiyeceksin. Sen de mi Polat gibi içinden konuşuyorsun evladım? Benim kafam iyi değil bu ara Ömer baba. Çok konuşasım yok. Yaşayasım da yok. Niye evladım? Öyle işte. Polat ne diyor bu işe? Hastasın. Git tedavi ol. Gözüm seni görmesin diyor. Yarısını o diyor, yarısını sen diyorsun. Ama asıl senin için ne diyor? Benim gibi bir adama yapılır mıydı bu be baba? Hala morluğu geçmedi Ömer baba. Kollarının morluğu geçer. Ama senin gibi bir adama ne olacak Memati? Ben onu merak ediyorum. Daha ne olsun baba? Bittim işte. Niye bittim biliyor musun Ömer baba? Niye evladım? Büyük konuştum. Hayatta bir kızı sevmem dedim. Bizi bozar bu işler dedim. Gittim, bir kıza tutuldum. İlk başta kaçamak dedik, erkeklik dedik ama sana tutuluyorsun. Koca güneş tutuluyor, ay tutuluyor. Bir Memati tutulmuş, çok mu? Güneşin yüreği var mı? Yanıyor mu yüreği Ömer baba? Güneşteki ateş sende var mı evladım? Onun kadar yanabilir misin? Yanıp yanıp aydınlatabilir misin? Yok, yapamam. Sen diyorsun ki, ya Rabbim ben Memati'ydim. Benim gibi bir adamın raconu vardı, şerefi vardı.
ağırlığı vardı. Kurşunla değil, okla değil. Bir şırıngayla mı? Kabadayıyla değil. Mafyayla değil. Polis, jandarmayla değil. Bir kızla mı beni devirecektin, yıkacaktın? Aynen öyle diyorum baba. Seni bir şırıngayla bir kız yıkmamış ki evladım. Kim yıkmış? Kendin. Memati, senin adın ölüm ya. Şimdi yaşamaya başladın. Yaşamak istemiyorum. Ölmek de istemiyorsun. Utanıyorum böyle olmaya, böyle yaşamaya. Hatta böyle ölmeye baba. Utanmaktan daha kötüsü yitip gitmektir evladım. Kişinin kendine ettiğini dağa taş edemez. Ne kardeş, ne yoldaş, ne sevgili edemez. Rabbine sığınmadan kimse kendisiyle baş edemez. Ben tesadüfün olmadığına inanıyorum. Ben sizleri bir araya getiren bir gücün olduğuna inanıyorum. Ve yaşadığınız hiçbir şeyin boşu boşuna olmadığına, sizi sevgiyle bir araya getiren gücün muhakkak bir planı olduğuna ve onun gücünün her şeye ama her şeye yeteceğine inanıyorum. Nerede bu doktor Neşe? Akşam gelecek Memati Bey. Ben yardımcı olayım. Sen bana bir oda ayarla Asu Hanım. Ben biraz burada kalacağım. Neşe de gelince iğnesini yapar. Hep beraber neşeleniriz. Tabii ki. Aşk olsun Memati. İnsan bir sorar nasılsın diye. Ne sorayım Tuncay? Halin ortada. Hastamızı lütfen ürkütmeyelim. Kurbağa mı bu Hüsnü? Memati'cim, çok önemli bir şey soracağım. Bu adam kim? Oho! Ben benim işime zor diyordum Tuncay. Ama senin tezkerenin gelmesi benimkinden zor. Peşini takıp getirdiğin deliği de hatırlamıyorsan. Teessüf ederim. Çok teessüf ederim. Ben size madde bağımlısı diyor muyum Memati Bey? O kadar operasyon ortaklığımız var. Ben bir Asu Hanım'a bakayım. Size güzel bir oda ayarlasın bari. Memati'ciğim. Bunlar beni deli etmeye çalışıyorlar. 2008'de olduğumuzu söyleyip duruyorlar. Sen kaç diyorsun? Kaçsa onu diyorum. 2004 diyorum. Ne diyeceğim? Ah be Tuncay'ım. Keşke bana da senin gibi kaybolan yıllarımı verseler. Sen kimseye inanma. Hala 2004'teyiz. Hala güçlüyüz. Hala güzeliz. Hay Allah razı olsun sizden. Cümlemizden canım benim. Hastamızın raporları geldi efendim. Raporları daha sonra incelerim. Bu tarafta Memati Bey. Buyurun. Kazım Bey, Memati Bey müsaitse Kerem Bey geçmiş olsun demek istiyor. Abi istirahat ediyor. Biraz önemli bir konu var söylemek istediğim.
Bir dakika bekleyin. Ne var Kazım? Abi Hüsnü ile Kerem Hoca seni görmek istiyor. Ne iş? Bir şey varmış, önemli. Hüsnü'yü salla, Kerem gelsin. Buyurun Kerem Bey. Böyle önemli bir ana ben de şahitlik etmek isterim. Sadece Kerem Bey dedi Memati abi. Memati Bey beni hayatta kırmaz Kazım Bey. Araya giriyorsun. Araya girmeye çalışıyorsun. Fark etmiyorum zannetme. Hayırdır Kerem Hoca? Memati abi, ne zamandır konuşmak istiyorum. Hem fırsat olmadı, hem de biraz tatsız bir mevzu. Bugün kabul günüm. Her şeyi dinlerim hoca. Anlat, anlat. Kız arkadaşınız var ya abi, Gamze. Bitti o iş. O zaman önemi yok abi. Yok yok. Anlat. Çok sevindim abi bittiğine. Size uygun biri değildi. Niye? Hayırdır? Abi biz çok önceden kısa bir arkadaşlık yaptık. Gamze'nin en yakın kız arkadaşı Sevgi biraz karışık bir kız. Hoca, geveleme. Sevgi Yalçın Bulut'la takılan bir kız abi. Ne dedin? Gamze benimle beraberken mesaj geldi telefonuna. Bu yüzden kavga da ettik mesajı okudum diye. Sevgi onu çağırıyordu. Seni Yalçın Bulut biriyle tanıştıracak diye yazıyordu. Hoca, sen ne diyorsun? Abi Gamze ile sizin durumu Yalçın Bulut ayarladı. Hoca, eğer bu anlattığın gerçek değilse seni öldürürüm. Buldun mu Kazım o Sevgi'nin adresini? Buldum abi. İyi, ben kullanırım. Tuncay Bey her gün daha iyiye gidiyor. Çok teşekkürler Kerem Bey. Kerem, seninle bir şey konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey yok. Lütfen. Benim için önemli. Bak, geçmiş geçmişte kaldı. Belki hatalıyım sana olan tavrımda ama... ben şimdiki ilişkimde ciddi bir şeyler yaşıyorum. Memati abi öyle demiyor ama. Ne diyor? Ayrıldığınızı söyledi. Benimle mi ilgili konuştunuz? Evet, her şeyi anlattım. Yalçın Bulut'u da anlattım.
Hadi kızım, ara ver şu müjdeli haberi. Yediğimiz balık burnumuzdan geldi. Kimden telefon bekliyorsun Bulut? Sana ne gülüm? Kızımızım diyorsun, sinir oluyorum. Kim o kadın? Bir ilişkimiz olsa demem herhalde. Müjdeli haberde bir erkek çocuğum olacakmış. O mu? Kapıya bak. Ah be gülüm. Şimdi anladım boğazımızdan neden balığın geçmediğini. Bu kız Ali Osman'la takılan kız değil miydi? Öyle mi kız? Bizim ortağın oğluyla mı takıldın? Bulut, rutubet yapma. Doğru konuş. Birader, otur konuşalım. Herkesin mazisinde yanlış işler vardır. Kurcalamamak lazım. Gamze'yi bana sen mi yolladın? Şimdi vallahi limonu sıktın işte. Tadım adı kalmadı. Bana cevap ver. Diyelim ki ben yolladım. Her nefes aldığında, her kalbin attığında benim yaşadığım acıyı sen de yaşa. Ortak. Gamze! Gamze! Nerede lan bu kız? Yürü.
Kazım CD'yi ver. Bir emriniz var mı abi? Eve git, yat Kazım. Arabada kalayım abi. Hem emrim var mı diyorsun, hem de itiraz ediyorsun. Git dedim mi, git Kazım. Peki abi. Kazım. Git dedik, git işte Kazım. Patlama Kazım. Ne işin var lan senin burada? Konuşabilir miyiz Memati? Defol git. Ağzını burnunu kırmayayım. Memati. Ağzımı burnumu kırsan da, öldürsen de dinle. Ondan sonra ne yapıyorsan yap. Ben ömrümde böyle kahpelik görmedim.
Hayatımda hiç kimseyi sevmedim ben seni tanıyana kadar. Bulut bana teklif ettiğinde ben bu işe girmem dedim. Tehdit etti. Korktum, kabul ettim. Sonra seni gördüm. Seni tanımaya başladım. Beni tanımaya başlayıp bunu bana yapabilecek insan yok. Yalan söyleme. Sana yalan söylemiyorum. Sana her şeyi başından beri anlatmak istedim. Ama korktum. Hem Bulut'un bir şey yapmasından, hem de senin beni bırakıp gitmenden korktum. Bırakıp gitmemden mi, öldürmemden mi korktun? Öldürmenden korksam şimdi karşında olur muydum? Öldüreceksen yine öldür. Ama bana inan. Tamam. İnandım. Hadi git. Memati. Defol git dedim. Bu böyle bitemez. Nasıl bitecek lan? Nasıl bitecek? Diyorsun ya, hiç kimseyi sevmedim seni tanıyana kadar. Ulan ben seni tanıyana kadar kedi bile sevmedim. Bırak bir kadını sevmeyi. Ama sevdin Memati. Beni sevdin. Bunu biliyorum. Bunu hissediyorum. İkimiz birbirimizi seviyorken git demek niye? Yaşayasın diye. Ben sensiz yaşamak istemiyorum. Bir ömür git bununla yaşa. Ben nasıl bir ömür kimseye güvenmeyeceksem, kimseyi sevmeyeceksem, kimseye sırtımı dönmeyeceksem, sen de git bir ömür bununla yaşa. Memati, bir şans. Sadece bir şans ver. Hadi gülüm hadi. Batakhane. Son şanslar batakhanede. Beni öldür ama yanından yollama. Senin kafana bir şarjörü boşaltırım. Üstüne de bir dakika üzülmem. Ama bunca aydır beni keriz yerine koymanın üstüne bu kerizliği de yapmam. Ne seni memnun ederim bir daha, ne de o bulut şerefsizini sevindiririm. Kalk git buradan. Hayatımdan defol. Ben burada ölürüm ama gitmem. Git dedim mi? Gideceksin. Yürü. Memati. Sensiz yaşamayacağım Memati.
Sakın ölme. Kazım, sen hastaneye geç. Ölüyor lan. Gamze ölüyor. Memati Bey. Abi. 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 Thank you.